Katın diplerinde kolonlardaki çatlaklar yahut işte görünüyorsa eğer demirler, demirdeki paslanmalar falan. Bu daha dışarıda, bu ev dışarıda, demin bodrum gösteriyordu. Buralar önemli. Ha, şüphelendiğiniz bir şey olursa ne yapacaksınız bu sefer, eğer bir şey tespit ettiniz? O zaman belediyeye başvuracaksınız. O sizi yönlendirecek, muayene yapanlar var. Onlar gelecekler. İşte oradaki delik, duvarda diye görünen delik, karot dedikleri şey. Ve betonun içerisinde matkap sokup oradan bir parça alıyorlar karotla. Ve ondan sonra dayanımını ölçüyorlar. Eğer o dayanım ölçüsü binayı ayakta tutacak güçte değilse, o zaman diyorlar ki bu bina yenilenecek. Dün bir tane vardı, güçlendirme yapılmış ama artık o güçlendirme de tutmuyor. Evet. 99'dan sonra güçlendirmişsiniz ama aradan 20 yıl geçmiş. O da az bir zaman değil. Güçlendirilmiş binaların bile tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir de bu muayene yapılan yerleri unutmayalım. İhbar gelen yerler. Ya bizim binamızda bir şey var mı acaba? Evet. Yahut bizim binada çatlak var, gelin bakın diyenlerin binaları bunlar. Yani sırayla sokaklara gelip tek tek bütün evlere bakılmıyor. Böyle baktığınız zaman bütün hepsinin kaydı var. Zaman zaman imar barışı oldu, şu oldu, bu oldu, vergi barışı oldu. Bütün bunlardan dolayı artık evler, doğalgaz geldi sonradan. Bütün bunlardan yararlanmak için bütün evler aslında sisteme kayıtlı. Yani kaçak bina yok denecek kadar az. Böyle baktığınız zaman aslında her eve erişebilirsiniz. 99'dan önce mi yapılmış, sonra mı yapılmış? Hatta müteahhitine bakıp bu müteahhit kaç bina yapmış? Atıyorum iki tane bina yaptıysa sadece o iki binaya gidip bakmanız lazım. Ama sürekli bir yerlerde bina yapan bir şirketse o zaman daha güvenilir bulabilirsiniz. Bunu zaten bu belediyenin kontrolörleri, işte mimarlar odası, inşaat mühendisleri, müteahhitler falan, bunların hepsi bilirler bunu. Öyle baktığınız zaman aslında alanı daraltıp kontrol edecek nokta sayısını çok çok azaltabiliyorsunuz. Gerçekten önceden atılacak adımlar ne kadar uzun vadeli ve ne kadar maliyetli olursa olsun depremin üreteceği maliyetin yanında çok çok ekonomik kalacak. Evet. Ya şimdi biz bile hepimiz hazırlıksız olduğumuzu fark ettik. İşte deprem çantaları tekrar gündeme geldi. Bir tane çanta hazırlayalım, bırakalım. Ya mesela mahallelerimizdeki... Binanın başınıza yıkılırsa evet, çantanın bir kıymeti yok yani. Tabii ki. Bina en önemlisi Allah ama yani depremle yaşama gerçeğini unuttuğumuz için şimdi artık bir şeyler yapmaya başladık. Mesela hala belki de oturduğumuz yerlerdeki afet toplanma alanlarını bilmiyoruz yani. Tabii, şimdi tabii. Onları araştırmaya başlayacağız. O noktaları öğreneceğiz. Bir de şöyle bir şey. İnsanlar aslında afet toplanma alanı deyince yani bir kenara çevrilmiş, burası afet toplama alanıdır diye işaretlemiş bir yer zannediyorlar. Epey de unuttuk tabii. Aradan böyle 20 yıl geçince o zaman ne olduğunu anlamayan çocuklar şimdi 30 yaşındalar. Yani o yüzden hani o da nüfusun neredeyse 1/4'üne yakın baktığınız zaman. Dolayısıyla bu anlaşılabilir bir şey. Afet toplama alanı dediğiniz bir yol üstünde olmayan yani karayolu olmayacak. İki, çevresinde herhangi bir şey yıkıldığında oraya zarar gelmeyecek kadar bir açıklık alan. Burası neresi olursa olsun okulun bahçesi olabilir, yakındaki bir park olabilir ya da bir spor tesisi olabilir. Var ya mahalle aralarında işte basket sahaları vesaire filan, tenis kortları, bunlar olabilir. Bunların hepsi toplanma alanı. Sahillerin denize çok yakın olmayan kısımları, kıyı boyları falan, buralar toplanma alanı bir şekilde. Yani dolayısıyla bunu hani E-Devlet'ten bakılıyor ediliyor ama bence belediyeler burada hani topu her şeyi merkezi hükümetten beklememek lazım. Biz yerele yetkilerin artırılsın diye uğraşıyoruz biraz. Hani ben de ondan yanayım bakıldığı zaman özellikle büyük şehirler için. Ama insanların da beklentilerini ve yerel yönetimlerin de hizmetlerini biraz bu yönde düşünmeleri lazım. Yetkimiz az deyip hizmeti az sunmak gibi bir yaklaşım olmaz. Yani siz belediyenin binasına, muhtarlıklara, ne bileyim belli köşelere, caddede çok net görülebilen bir yerlere belediye başkanımız çok yakışıklı bir fotoğraf verdi. Çok da iyi çalışıyor maşallah falan dedirten panolar asacağınıza mesela oraya pekala. Yani bu parkı biz yaptık. Onu yapacağınıza pekala deprem toplanma alanlarının panosunu koyabilirsiniz. Bunda yetki gerekmiyor yani. Evet. Yani dolayısıyla işe yarar bilgilendirme. Kesinlikle öyle. O işe yarar bilgilendirmenin çok yerinde bir deyim. Sadece bunun için de değil. Yani bölgedeki spor alanları ile ilgili. Çünkü insanlar çok taşınıyorlar. Evet. Geliyor bir yerde burada ne var öğrenene kadar 3 ay geçiyor. Evet. Ya koyun bu tür bilgilendirme şeylerini, panoları herhangi bir yere. Ya bunun da tasarımı yapılabilir. Zor bir şey değil. Belediyede bir dünya mimar, mühendis, şehir plancısı falan çalışıyor.
bunları yaparız. Bunun için yetkiye ihtiyacınız yok. Merkez hükümete ihtiyacınız yok. Doğru. İzne, ruhsata ihtiyacınız yok. Yani ne yaparsanız o oluyor. O bakımdan şimdi bu tırnak içinde merkezi tartışmayı çok anlamsız buluyorum. Çok lüzumsuz yere boş laf ediyoruz yani. O kadar boş laf edeceğimize küçük inisiyatiflerle, muhtarın alacağı inisiyatifler var. Muhtar bunu yaparsa belediye niye yaptın demez. Ama camına asacağı bir panoyla her şeyi anlatabilir yani. Muhtarlık artık şey de değil, ikametgah vermek de değil. Bitti o iş, odayı devletten alınıyor. Ama bilgilendirme. O bakımdan hepsi herkesin yani aile reisinden itibaren muhtara, belediye başkanına, şuna şuna, merkezi hükümet, hatta cumhurbaşkanına kadar herkesin üstüne düşen bir vazife var. Ama biz bunu alttan yukarıya değil de yukarıdan aşağıya beklersek o zaman çok uğraşırız. Evet. Şimdi kriz masası oluşturuldu. İşte afet müdahale toplantıları yapıldı. Orada birçok karar alındı. Örneğin işte CSM şirketlerinin kapasite artırımına gideceği yönünde. Tüm bunlar yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya davet edilmediğini söyledi.